Ala resulina salavat auzu billahi minash shaytanir racim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin es vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn Bugünkü dersimiz Hafiz isminin Cenab-ı Hakk'ın muhafaza edici koruyucu isminin hem Kur'an-ı Kerim'deki ayeti ilahiyeden kavli delilini hem de kitab-ı kebiri kainat dediğimiz mücessem kitap dediğimiz Kur'an-ı Kerim'den karşılığını inşallah bugün üstattan dinleyeceğiz. Fakat bazı misafirlerimiz yeni gelecek. Biz altyapı olması sebebiyle konunun daha iyi anlaşılması açısından bir iki noktayı arz etmek istiyoruz. O da şudur, kıymetli şeyler korunur. Kulun kanununda da korunur, Allah'ın kanununda da korunur. Koruma denen bir müessese var. İnsan da mahiyet itibariyle kendini korur, ailesini korur, vatanını korur. İmanının namusunu, şerefini, haysiyetini korur. Hatta beş önemli mesele vardır ki bunlar için ölen insana Allah şehadet makamı verir. Vatanı için, dini için, aklı için, namusu için, mülki için. Demek korumak bir hakikattir. Korumanın belki israfı tartışılır. Yani mesela peygamberlerini cenab Hak korur. Celle Celaluhu. Meleklerle korur. Vazife verdiği bir milleti zafiyete düştüğü zaman bilinmeyen kuvvetlerle korur. Mucizelerle onları himaye altına alır. Bu şaşırtıcı bir iştir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca koruyup muhafaza etmiştir. O insanlardan koruma taşımazdı. Niye? Allah beni zaten melekleriyle koruyor diye buyuruyor. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, biz harbin en şiddetli, en dehşetli anında ve zamanında biz onun arkasına sığınırdık diyor. Onun korumasından istifade ederdik. Devlet adamları korunur, komutanlar korunur, madenler korunur. Altın korunur, elmas korunur, bakır, mertebe mertebedir. Ama demiri çok korumaya lüzum yok. Makamı düştükçe korumanın kapsamından çıkar. Makamı değerlendirdik değerlendikçe onlar da korumaya alınır. Mesela insanda iki önemli organ vardır. Onlarsız insan yaşayamaz. Kolsuz yaşar, kulaksız yaşar. Gözü olmasa yaşar, bebreği olmasa yaşar. Makineyle temizliyorlar. Ama iki organ vardır ki onların birinde bir arıza olsa insan hayatı devam etmez. Bunun biri beyindir. Allah beyni korur. Taş gibi bir yapının içerisinde korur. Eğer beyin de el gibi, kol gibi, kulak gibi dışarıda olsaydı evladımızı severken, temas ederken öldürürdük beyin kanamasından. Önemine binaen korunuyor. İkincisi kalptir. İnsanın en sağlam yerinde iman kafesi dediğimiz göğüs kafesi içerisinde korunur. İşte koruma hem dinidir, hem fıtridir hem de beşeridir. Burada Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın korumasını nazara verirken bu örneklerin ışığında Allah'ın ilminin her yere, her şeye nüfuzuyla ilgili zerre miskali dahi, Cenab-ı Hakk'ın koruduğunu himaye edip muhafaza ettiğini ayeti kerimenin malinden anlatacak ve bunun kainattan del ve burhanlarını getirecek. Kur'an'da kainat at başıdır, paraleldir, beraberdir. Fen dinle çatışmaz. Ne mümkün? Çatışıyorsa ya dini meselelerde bizim cahilliğimiz var veya sakat fen öğretiyorlar. Hiçbir zaman doğru fenden doğru din çatışmaz. Neden? Birini Cenab-ı Hak kelam vasfından göndermiş, inzal etmiş Kur'an-ı Kerim'dir. Kendi sözüdür, kendi ilmidir, kendi kelamıdır. Diğerini yaratmış, halk etmiş. O da kendi sanatıdır. Kur'an kainatın tercümesidir, tefsiridir, maalidir, izahıdır. Nasıl muhalefet etsin birbirine? Kainat da Kur'an-ı Kerim'in mücessem halidir. Alemi yaratan kitapla onu tarif ediyor. Yapan bilir. Bilen konuşur. Bilen konuşmuş. Nasıl orada Kur'an nakkatlara, kainata muhalefet eder? Fenlere muhalefet eder. Fenler kainattan çıkar. Ama çıkaran insanların arızası, maksatlı yaklaşımı veya menfi düşünce ve niyetler önümüze sağlıklı fenli getirmezse o fenden o din çatışır. Biz hakiki fenden ve doğru İslamiyet'ten bahsediyoruz. Her ikisi de taraf ilahiden intikal etmesi sebebiyle birbiriyle paralel gitmesi zaruridir. Şimdi Üstad Hazretleri burada Kur'an-ı Kerim'in iki ayetiyle kainatın nasıl at başı gittiğini, nasıl birbirini teyit ettiğini bize anlatacak inşallah. Ahiretle alakalı bir ders olup ama Cenab-ı Hakk'ın Hafiz isminin tecellisiyle alakalı bir konuyu bugün burada işleyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. 15. nota 3 meseledir. Birinci mesele, ismi Hafiz'in tecelli yetemmine işaret eden, Lemen yamel miskale zerreten hayran yara ve men yamel miskale zerreten şerran yara kim zerre kadar hayır kim zerre kadar şer işlese mutlaka muhafaza ediliyor gözden kaçmıyor bir yerde korunuyor bu muhafaza çok mühim bir muhasebe içindir insanın amelleri niyetleri düşünceleri temayülleri Tahayyülleri, tasavvurları, taakkulleri, kalbinden geçen her şey Allah'ın ilmi dahilinde ve himayesi dahilindedir. Hayır ve şer zerre miskal dahi olsa korunup muhafaza ediliyor. Ama bir şey var. Her günahın hesabı var. Korunması var. Cezası yok. Ceza sonuca göre verilecektir. 60-70 yıl yaşayan bir kul, bir Müslüman, bir insan hasenatının seyyatına, eğiliğinin kötülüğüne, hayrının şerrine, üstün olduğuna bakılacak. Ona göre, o sonuca göre Cenab-ı Hak ya taltif edecek veya ceza verecektir. Her mesuliyetin günahın hesabı vardır. Ceza teraziden sonradır. Yani muhakemeden, muvazeneden sonradır. Bir öğretmen bir talebenin her türlü sualine değil mi? Muhasebeden geçirir, bakar, itibar eder. Kelimesine dahi dikkat eder. Talebenin geçip geçmeyeceği nereden belli olur? Sonuçtan belli olur. 50 puanlık iyi yapmış. 50 puanlık da yanlış yapmış. Bu talebe ne olur? Geçer. 50 ile geçer. 50 ile geçen talebeye hoca bir tokat vursa 50 puanlık da yapamamışsın diye bu ona zulümdür. Hocam bana niye vuruyorsun? Ben geçmişim diyecek. Bazen olur ki bazen 50 puanlık 50 test sorusu olur. Bunu öğrenciler çok iyi bilir. 50 puanlık bir adet klasik soru olur. 50 suale cevap veremeyen, yanlış cevap veren bir talebe test sorusuna. 50 puanlık bir tek soruya cevap verse geçer mi geçmez mi? Gene geçer. Niye? Keyfiyeten değerlidir o. Mahiyeten değerlidir o. Burada kemiyet var, burada bir keyfiyet var. 60 yıl ömrünü küfürle geçiren, isyanla geçiren bir adam. Her suale yanlış cevap vermiş. Ama bir suale doğru cevap vermiş. Bir müşidin elinden eteğinden tutmuş. Bir peygamberin tebliğini dinlemiş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. Bu adam ne olur? Geçer. Geçer. İman bu kadar değerli, iman bu kadar kıymetlidir. Onun yanında ondan evvel işlenmiş günah, isyan, küfran, çör çöptür. Bir kıymeti yoktur. Tövbe de böyledir. Nedamet de böyledir. Yalvarma da böyledir. Hepimiz yanlışlar yapıyoruz, günahlar işiyoruz. İnsanız, beşeriz. Nefis taşıyoruz. Hayat dört dörtlük gitmiyor ki. Ama niye Cenab-ı Hak istiğfar düğmeleri, nedamet düğmeleri, iltica mekanizmasını kurmuş? Kulum ciddi bir nedametle dön, ben seni temizliyorum diyor. Hac böyledir. Kul hakkı hariç, imanla gittikten sonra, iman niyetiyle, hac niyetiyle gittikten sonra, Arafat'ta olan bir hacının kul hakkı hariç, bütün günahları sıfırlanıyor. Aa, size bir mekanizma daha. Yani klasik soru. 50 puanlık soru. Tek soru temizliyor. Bir şehit vatanını, aklını, dinini, namusunu, mülkünü koruma niyetiyle cepheye gitse, iman şartıyla ne kadar günahkar olursa olsun o kurşunu yiyip canını feda ettikten sonra 100 puanlık klasik bir soruyu yapmıştır. Şehadet makamına gitmiştir. İradesiyle cephede kendini davasına feda etmiştir. Cenab-ı Hak onu peygamberlikten sonraki ikinci makam dediğimiz şehadet makamıyla cennetin ortasına sokuyor. Bir makine daha, temizleme makinesi. Şimdi bu meseleden dersimiz okuyalım bakınız. Kim zerre kadar hayır, bak kim diyor, demiyor Müslüman, demiyor inanan inanmayan. Kim olursa olsun, hayvanlar dahil, İnanmasa bile bir adam bir iyilik yapmış mı? Allah indinde o muhafaza altındadır. İnanıyorsa cennette işine yarar. İnanmıyorsa ampulü mü bulmuş, uçağı mı icat etmiş, insanların işine yarar bir hayırlı iş mi yapmış, o zayi olmuyor. Onun cehennemde karşılığı var. Çünkü cehennemde kategori kategori, cennette kademe kademedir. İnanmadığından dolayı insanlar cehenneme gider öyle ölürse. Ama cehennemin neresine gider? Onu kafirin ameli tayin eder. Fikri cehennemi, ameli makamını. Şimdi Nemrutlarla, Firavunlarla veya diyelim Hitlerle böyle zalimlerle bugün bir Avrupa'da köyünde kuzusuyla, tavuğuyla meşgul olan bir Hristiyan ikisi de inanmıyor. İkisi de cehenneme gidecek. Aynı derecede mi yansınlar? Bu adalet olur mu? Bunun zalimi, zulmü var, zalimliği var değil mi? İnsanları telefi var. Yaptığı, işlediği günahlar ayrı bir mesele olarak onun cehennemde azabını, ateşin şiddetini artıracaktır. E bu tarafta da Müslüman var. E sahabeyle değil mi? Zavallı bir avam, bir Müslüman imanla öldüğü müddetçe cennete gidecek. Aynı yemekten, aynı cennetten istifade edeceğiz aynı zevkim almamız lazım. Olur mu? Olmaz ki. Eşitlik olur, zulüm olur, adalet olmaz. Bak burada ders dinliyoruz. Herkesin istifadesi ayrı ayrı. Aynı dersi dinliyorsunuz. Aynı konuyu işliyoruz. Biri 10 gram, öbürü 11 gram, öbürü 20 gram, 30 gram. Değil mi? Aynı derste aynı sohbette oturuyoruz ama istifadeler alt yapıya göre, mertebe farklılığına göredir. Cennette, cehennemde böyledir. İmanla Ahirete giren inşallah cennete gidecek, imanla ölen. Ama cennetin nimetlerinden ve mekanından istifade etmede onun buradan götürdüğü imanı, fazileti, ubudiyeti, kemalatı altyapı yapı olacak. Burada eşitlik olmadığından dolayı zevkte de eşitlik olmayacak. Ama bir ehli cennet bilecek ki lezzetin en iyisini ben alıyorum. Başkasının aldığı lezzetten haberi olmadığı için ona ızdırap vermeyecek Allah. 50 litre benzinle bir aracın şeyi dolar deposu. Değil mi? Onun aklı olsa nedir? Tam doydum. Bir damla gelse kabul edemem. Bu 50 litre tırların kortumlarına yetmez. Deposunda kenarda kalır. O ondan doymaz. O da depo ama arasında ne var? Yüklük farkı var. Kim zerre kadar hayır, kim zerre kadar şer işlerse işlesin muhafaza altında, himaye altında Öldükten sonra Allah mizanda, terazide bunları tartacak. Ayeti i kerimesi. Kur'an hakimin bu hakikatına delil. Allah öyle buyuruyor. Kullarımın, insanların zerre kadar amellerini, miskal amellerini tartacağım. Kitab mübinin mistarı üstünde yazılan şu kainat kitabının sayfelerine baksan. Bak, ayetle Kur'an-ı Kerim'deki hakikatları denk getirecek ayetin manasını gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz fıtrattan getirdiği delillerle üstad ayetin manasını ispat edecek. Biri fen, diğeri din işte. Kainattan getirilen örnekler fendir. Aa kelam-ı ilahi de buradadır. İki ayet. Baksan ismi hafizin Cenab-ı Hakk'ı her şeyi muhafaza etme vasfının isminin cilve-i azamını ve bu ayeti kerimenin bir hakkat-ı kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Kur'an'da böyle diyor. Kainatta da bunun delilleri yüzlercedir, binlercedir. Ez cümle. Nasıl? Ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. Biz bazı tohumları seçebiliriz. Buğday pirinçten ayırırız. Mercimeği diyelim ki arpadan ayırırız. Ama binlerce bitkilerin tohumları var. Her bir bitkinin tohumu olan bir kabza, bir avuç tohumu biz nasıl birbirinden ayırabiliriz ki? Sınıfta kalırız. Uzmanı bile zor bu işin içinden çıkar. Hangi tohum üzerinde çalışmışsa onu ayırabilir. Bütün insanlar toplansa onları mutlaka birbirine karıştırırlar. Ayırmaları mümkün değil. Ama Allah onları ayrı ayrı yaratmış. İşlerin ayrı ayrı planlar, programlar, genetik yapılar var. Peki ne oluyor? Bir kabza aldık. O muhtelif ve birbirinden muhalif. Muhtelif ve muhalif. Kimi acı, kimi tatlı, kimi küçük, kimi büyük. Kimi yeşil, kimi mavi. Renkler ayrı, lezzetler ayrı değil mi? Nebatatın, bitkilerin, sebzevatın dikkat ediniz. Tohumların, cinsleri birbirinden ayrı. Nevleri birbirinden başka olan çiçek, ağaç botların sandıkçaları hükmünde olan o kabzayı karanlıkta ve karanlık basit ve camit bir toprak altında defnet serp. Al bir avuç. Götür karanlıkta toprağın içerisine defnet, serp. Bak bizim ayıramayacağımız, sınıfta kaldığımız farklı farklı tohumları toprağa döküyoruz, koyuyoruz. Burada şunu da söyleyelim. Toprağa düşenler bitkilerin en lüzumlu organlarıdır. Ve Allah onları korur. Ağacın dalına bir şey olsa ağaca zarar gelmez. Gövdesi gitse bir şey olmaz. Meyveleri zaten gidiyor. Ha bak odun yapıp yakıyoruz. Ama ağacın bir özelliği vardır ki o ağacın çekirdeğidir. Çekirdek ise ağacın nesli tükenir. Allah o ağacın çekirdeğini korur. Beynimizi kafatasımızda koruduğu gibi sert bir yapının içerisinde o, o, nüveyi korur Allah. Çünkü onun korunmaya ihtiyacı vardır. Nesil orada saklıdır. Tohumlar da böyledir. Şimdi bunları götürdük, defnettik, serptik. Sonra mizansız. Nereye gittiği, eşyayı fark etmeyen nereye gittiği yüzünü çevirsen oraya giden. Basın suyla sula. Suyu da getir. Yani dört ana unsur. Hava, su, toprak ve ateş. Akıl yok, şuur yok, ilgi yok, bilgi yok, tecrübe yok. Hiçbir şey yok. Gömüyoruz tohumları, çekirdekleri. Ondan sonra senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel bak. Üzerinden bir kış da geçiyor. O kışın altında onlar komple ölüyorlar. Üzerinde bir metre, yarım metre kar. Değil mi? İnsanların kabirde çürüdükleri gibi. İsrafil vari, melek rahat. Baharda nefisur nevinden gök gürlüyor. Şimşekler çakıyor. Niye? Bir haşir olacak. Bir şeyler ayağa kalkacak. Ara mevsimler böyle gürültülüdür. İlkbahar ve sonbahar. Yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdeklere, nefvi ruhla bir de bunlara ruh üflemek gibi. Müjdelemesi zamanına dikkat et ki, o nihayet derecede karışık ve karışmış birbirine benzeyen o tohumcuklar, bizim birbirine benzettiğimiz, ayıramadığımız o tohumcuklar, ismi Hafiz'in, ha, Allah'ın Hafiz isminin tecellisi itibarıyla Allah'ın orada ilminin farklılığı, hafiziyetin tecellisi, her bir tohumu, her bir çekirdeği, her bir nutfeyi, her bir yumurtayı kendi mizacına uygun şekilde muhafaza ediyor ve koruyor. Bunu gözümüzle müşahede ediyoruz. Kemal imtisal hatasız olarak Fatır Hakim'den gelen evamili tekviniyeyi imtisal ediyorlar. Hangi mizaçtalarsa, hangi özelliği taşıyorlarsa, hangi genetik yapıya sahiplerse o kışın karın kıyametin altından çıkıyorlar. Sümbülleşiyorlar, fidanlaşıyorlar. yumurtaların, mutfelerden hayvanlar ve kuşlar çıkıyor. Allah'ın böyle himaye kanunu vardır. Bunu niye söylüyor? Yani tohuma itibar edip onu sümbül yapan, çekirdeğe değer verip ağaç yapan Allah, bir çekirdeği bin yapan Allah, bir yumurtayı, tavuk mu, kuş mu, güvercin neslini onunla çoğaltan Allah, bir nutfeden binlerce mahlukatı yaratan Allah, alemi onun için yarattığı insanın amellerini, düşüncelerini, iyilik ve kötülüklerini, hayır ve şerlerini, meyillerini muhafaza etmez mi? Korumaz mı? Bu neyi gösteriyor? Biz önemli bir varlığız. Her şeyimiz zapturapt altına alınıyor. Bazı yıldız futbolcular veya sporcular vardır. Trilyonlara satılırlar. Onların yemeleri, içmeleri, istirahatleri, gezmeleri keyfi olamaz. Anları bile kontrol altındadır değil mi? Niye? Adam para vermiş. Onunla kulüp belki birinci olacak. Ne yiyecek? Nerede yaşayacak? Ne yapacak? Öyle hesap sorarlar ki onlara hesap sormaktan acayip rahatsızdırlar. Çünkü kıymetli insanlar. Mahiyeti maddi açıdan baktık mı paralar kazanılacak üzerlerinden. Arkadaşlar bir kainat bize hizmet ediyor. Bizim fabrikamız koca bir alemdir. Bu kainat için ha bir insan, ha yedi buçuk milyar insan fark etmez ki. Bugün bu kadar insan sahay vücuttan gitse, ortadan kaybolsa, bir insan kalsa, o bir insan için de böyle bir dünya lazım değil mi? Böyle bir güneş, böyle semavat, böyle galaksiler. Yani insanların adedinin artması kainatın işini müşkilleştirmiyor ki azalınca hafifleştirsin. Bir insan için de bir kainat lazım. Bir insan ayakta durması, günah işlemesi, sevap işlemesi, arkasında koca bir alem var. Onun için cezası ağır. Ben namaz kılmıyorum abi diyor. Namaz kılmıyorum diyorsana sana hizmet eden kainatın hizmetini boşa çıkartmış oluyorsun. Kainat sana hizmet ediyor Allah ubudiyet yaptı ya. Ben bunu yapmazsam kainat namına isyan yapmış oluyorum. Kendi adıma değil. Bir er isyan etse bir tokat kurtarır. Bir albay isyan alay namınadır. O hapse girer. Ordu komutanı padişaha isyan etse ipe çekilir. Niye? Orduyu temsilendir. Makam büyüdükçe ceza da büyür. İncil'i çavuş varmış. Havayı rahatlatalım biraz. İncili çavuşun birinden alacağı var. Adam ödemiyor, borçlu. Çarşıda karşılaşmış. Diyor arkadaş sen borcunu bana niye ödemiyorsun? Öderim, ödemem derken değişmişler. Bir de borçlu kalkmış çavuşa bir tokat atmış. Hem suçlu hem güçlü. Tuttuğu gibi çavuş çavuşunu getirmiş kadının huzuruna. O zaman kadı var, mahkemeyi onlar bakıyor. Böyle bekleme yok yıllarca. Hesap bir anda görülür, defter kapatılır. Geceken adalet, adalet değil ki. Dünya adaleti çok geciktiriyor maalesef. Neyse, hesabı kitabı yapılmış, adam suçlu. Borçlu suçlu, bir de tokat atmış. Diyor ki çavuşa, kadı, kısas, tokat mı vurmak istersin, diyet mi almak istersin? Diyet almak ister tokat niye vurayım diyor. Bir, tok bir tokatın fiyatı 2 lira mesela. Neyse. Diyor ki ver 2 lirayı serin serbest bırakayım o vurana. Param yok diyor adam. E ne olacak? Gideyim evden getireyim Kadı Efendi diyor. Hadi git getir. Çavuş diyor ki bırakma. Zaten borcu var kaçar bu. Ya 2 lira için niye kaçsın? Git getir kardeşim kefilim diyor. Adam gidiyor. Vakit geçiyor gelmiyor. Mesai bitmiş. Kadı davalara baka baka yorulmuş. Kafa senip kalkıyor. Uyukluyor. İncil Şah elinde tesbih önünde la çekiyor gidip geliyor. Adam bekliyor. Geleceği yok. Geriliyor. İncil'i çavuş bu kadıya bir tokat atıyor. Bir de kafasını masaya vuruyor. Ne oldu? getirdi parayı sen alırsın ben gidiyorum diyor. <laughs> <laughs> bir tokat. Sana dedim bırakma. Kaçar bu. İsyan kime yapılıyor? Kim yapıyor? yapıyorsa ona göre cezası ağırdır isyanı eşrefi mahlukat yapıyor. Halife-i ruhi zemin insan yapıyor. Günahı da kainat adına yapıyor. Sevabı da kainat adına yapıyor. Bir adam öldürecek. Veya bir hırsızlık yapacak. Veya bir ubudiyet yapacak. Kainat çalışmasa olur mu? Oksijen etrafında olmasa olur mu? Galaksi hareket etmese olur mu? Onun için hayırların önünde ebedi cennet, küfürün önünde ebedi cehennem bu sebepten dolayı var. Nimetler sonsuz. Kainat çok büyük ve geniş. Sonsuz. Bu insan isyan etti mi? Sonsuz olan kainat namına isyan ediyor. Gemiyi batıran kaptandan yevmiyesi kesilmez. Ya geminin hasarı ödetilir. Ne kadar uyudun kaptan? İki saat. Kesin iki saat yevmiyesini mi derler? Mücevher yüklü geminin muhasebesi mi sorulur? Ben günde beş vakit namaz bir saat. Bir saat isyan ettim. Ama gemide isyan ettin. Gemi sana ibadet yapman için emirber nefer gibi her zaman hizmet etti, itaat etti. Sen bunu niye Yaradan'ına intikal ettirmedin? Evet. Fatih kimden gelen evamili tekvineyi imtisal ediyorlar. Böyle tevfik hareket ediyorlar ki onların o hareketinde bir şuur, bir kast, bir basiret, bir irade, bir ilim bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor. Toprağa defnettiğimiz tohumlardan bakıyoruz ki benim ayıramadığım tohumlardan papatya çıkıyor, lale çıkıyor, sümbül çıkıyor. Allah domatesin cinsleri, biberlerin cinsleri ya kimisi acı, kimisi tatlı. O, o vişnelere bak, o ekşilerin tonların özellikler hepsi bunların çekirdekten, tohumlardan çıkıyor. Ben bunu birbirine karıştırıyorum. Benim karıştırdığım toprak niye karıştırmıyor? Desen desen kıymet kıymet, kalite kalite, koku koku ayrı ayrı. Arkadaşlar insanlar, insanlar Cenab-ı Hakk'ın yerde vekilidir. Allah insanlara öyle özellikler vermiş ki o özellikler beni tanısın diye. Kendisini tanımak için bize şuunat ilahiyeden nasipler vermiş. Biz de bazı işlerimizi alıp Cenab-ı Hakk'ın sanatıyla mukayese ediyoruz. Mesela diyor ki abi mesela şu bir disket, bir cep telefonu. Bak bunda öyle bilgiler var ki bütün diyor şirketin veya işte holdingin malumatı buradadır. Bunu söylemekle beşerin teknolojik açıdan nerelere geldiğini ifade ediyor. Tamam. Biz bunu kabul ediyoruz. Öyle bir şey var. Ama Allah'ın bir de disketlerine bakın. CD'lerine bakın. Flash belleklerine bakın değil mi? Bizim yaptığımızda sadece kuru bir malumat var. Çizgiler gider, resimler gider. Bilgiler gider, yazılar gider. O şirketin insanları gitmez. He? Gider mi? Fabrikanın kendisi gider mi? Gitmez. Paraları gider mi? Mahareti gider mi? Ürünleri gider mi? Onlar burada kalır. Götümüz sadece bir bilgidir. Ama Cenab-ı Hak yaratmış olduğu bir incirin çekirdeğine bakın. O da bir flash bellek, o da bir disket. O incirin tadıyla, lezzetiyle, servetiyle, imkanıyla, ekonomisiyle her şeyle beraber gidiyor. Kim inki Allah'ına Cenab-ı Hakk'ın şeyine yetişebilir ki çekirdeklerine, yumurtalarına? İşte zahiren birbirine benzeyen bu yumurtaların nutfeleri, çekirdekleri, tohumları yerine geldiği zaman o su veya toprak ayırıp ayrı ayrı gösteriyorsa bu himaye kanunudur. Bu muhafaza kanunudur. Toprakta böyle bir özellik var. Toprak bir alırsa on verir, ihanet etmez. Toprak kötülükleri kapatır, iyilikleri gösterir. Beğenmediğimiz her şeyi toprağa gömeriz. En çirkin şeyler topraktadır, adamlar dahil. Ama onu alır bize ne verir? Ha? Bağ verir, bahçe verir, üzüm verir, kayısı verir. Gübre alır öyle verir. Biz insanları değerlendirmekte toprak gibi olacağız. Kötülüklerini kapatacağız, iyiliklerini açacağız. Ama nefis ters, tersini yaptırıyor. Başka biri bin yapar. Onun için toprağa girmekten, toprağa inkılap etmekten, kabre girmekten korkmayın diyor. O ihanet etmez. Tohuma etmiyor. Bir çekirdeği bin yapıyor. Nasıl insan alır da telef eder? yok eder. Mümkünatı var mıdır? Onda himaye kanunu. Toprak Allah'ın hıfıza himaye kanununun arşıdır toprak. Su rahmetinin arşıdır. Hava emir ve iradesinin arşıdır. Nur ilim ve hikmetinin arşıdır. Muhafazaya toprak açısından bakın. Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar, yumurtalar da böyle. Yumurtalara bakın hep birbirine benzer. Farklılık küçük ve büyüklüktedir. Güvercin yumurtası küçüktür. Deve kuşu yumurtası büyüktür. Anlamayan adam çok insan birbirlerine karıştırır. Nadir insanlar tefrik eder. Şu güvercinindir, şu kartalındır veya şu leyleğindir diye. Ama bizim yapamadığımız kuruşka makinaları yapıyor ayrı ayrı yumurtaları, ayrı ayrı genetik yapısı, yapısını taşıdığı her kuşun yumurtasını koyun bir şeye, bir kuluçka makinesine. Bizim dışarıdan beyaz beyaz gördüğümüz yumurtaların içerisinde başka çeşit hayatlar var. Allah onu öyle orada muhafaza etmiş. Bir bakıyorsunuz ki bir yumurtadan leylek çıkıyor. Birinden tavus kuşu çıkıyor. Birinden kartal çıkıyor. Birinden yılan çıkıyor. Birinden timsah, diğerinden kaplumbağa. Hepsi yumurtadan çıkıyor bunları. Biz insanları buradan öbür tarafa yumurtalar gibi gönderiyoruz. Nasıl bilirdiniz Mevta'yı? İyi bilirdik. Öyle mi? Yumurtalar gibi. Birbirimize benziyoruz. Aynı sözle gönderiyoruz. Aynı cenaze namazıyla, aynı musalla taşında. Bakalım çıkışlar öyle mi olacak? Kuluşkalardan ne çıkacak? Onu ahirette göreceğiz. Hadisler var. İnsan ölüp insan olarak çıkamayacaklar var. Bu rütbe emanet. Bir albay isyan etse hapse albay olarak girmez. Rütbeleri sökülür. Bir diplomat isyan etse makamıyla girmez. Mertebesiyle girmez. Tek tip elbiseyle girer. Üstadımız buyuruyor ki vücudunu mucidine feda et. Vücudunu mucidine mucit Allah. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Feda etmediğin takdirde ya badi hava zail olur gider ve onun malı olduğundan tekrar ona rücu eder. İnsanlık bir nimettir. Bir emanettir. Bize muvakkaten verilmiş. Biz bunu İslamiyetle koruyup muhafaza etmezsek bu nimetle kalkmayacağız. Cehenneme girenler insan vasfında girmeyecekler. Kimisinin dil ensesinden çıkmış. Kimisinin bağırsakları dışarı dökülmüş. insan demeye bin şahit. Kimisinin bir dişi dağ kadar. Garip garip mahlukat olarak cehenneme girilecek. Allah bu nimeti yakmayacak. Ona uygun bir bedenle cehenneme sokacak. Çünkü kıymet ve değer bilinmemiş de onun için. Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirine temayüz edip ayrılıyor. Ben hayatım boyunca günah da işliyorum, sevap da işliyorum iyiliğim de var, kötülüğüm de var. Ben unutuyorum. Düşünsem şöyle geriye doğru çoğunu birbirine karıştırırım. Ben artıda mıyim, ekside miyim? Ha? Allah biliyor. Tek tek muhafaza ediyor. Tek tek muhasebesini görecek. Tek tek. Ama sonuç ceza mı, taltif mi mizana, teraziye göre olacaktır. Allah'ın terazisi şaşmayacaktır. Zerre miskali tartacak. Bak günahı tartıyor. Günah tartan terazi var mı? Nerede Günah bir manevi özellikti. Sevap da öyledir. Sevap terazi hareket ettirmez ki. Ama Allah'ın terazisi manaları tartıyor. Allah korkuları tatlı bize korku dağıtmış. Kimse kimse gibi eşit korkmuyor. Korkularımız farklı. Endişelerimiz farklı. Sevgilerimiz farklı. Değil mi? Akıllarımız farklı. Allah Allah. Ve seslerimiz farklı. Ya Rabbi neyle tarttın bunları ayrı ayrı yarattın? Allah'ın mizanı böyle işte. Manayı tartıyor. Şu kulak sesleri tadıyor ve tartıyor. Değil mi? Tartmıyorum arkadaşlar. Kulak sesi. Ya. Burada Allah bir terazi koymuş. Allah'ın terazisini bilmeyiz. Mahiyetini bilmi ama tarttığına iman ederiz. Ki müşahede altındadır. Güzel okudu. Daha iyi okuyabilirdi. Bak hem tadıyor İsmail hocam. Hem tartıyor. Kulak sesleri tartıyor. Biz de sıcaklığı neyle tartarız? Dereceyle. Her tartılan şeyin terazisi ayrıdır. Basıncı barometreyle. Doğru mu? Derece tartmaz. Derece ondan anlamaz. Elmayı bakkal terazisi biliyorsunuz. Metre şey kumaşı metre. Metreyle tartar. Talebe tartılır mı? Neyle? Notla. Ne metre gider ne kilo olur. O da notla tartılır. Peygamber ümmetini tartar, Allah kulunu tartar. Rıza gramına göre tartacak. Ama terazisinin mahiyetini bilmeyeceğimiz tartmayacağını göstermez. O terazide zerre miskal şaşmayacaktır. Ne gibi? Sesleri tartan bir alet, kokuları tartan bir alet, tatları tartan bir alet. Acı acının tonları, ekşi ekşinin tonları, tadıyor ekşi, limonun ekşisi gibi diyor. Veya vişnenin ekşisi gibi, suma ayır ayrı ayrı. Ne terazi kullanıyor bu o kadar inceliği tartıyor da? Biliyor muyuz? Bilmiyor. Ama inanıyor muyuz? Nasıl buna inanıyoruz? Allah diyor amellerinizi tartacağım. Ya Rabbi hangi terazine? Karışma ona. Sesleri tartan resimleri veya ışıkları tartan kokuları tartan tarttıran amellerinize tartacaktır. Bilim şaşmayacaktır. Bunlar onun alametleridir. Tohumları mı çekirdeklerin muhafazası da korunması da ikinci baharda tekrar dirilip yeniden hayata, vücuda gelmeleri de her ölen insanın amellerinin, günahlarının, iyiliklerinin veya kemalatların ne varsa Allah'ın ilminde muhafaza edildiğini günün birinde onunla beraber donanımlı bir şekilde çıkılacağını ifade ediyor. Bak bunu fıtrattan gelen delillerle anlatıyor üstadımız. Ayeti kainattaki hüccetlerle ispat ediyor. Mesela bu tohumcuk birinci racı oldu. Fatır hakimi nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Serpiyor dalların elleriyle bizlere uzatıyor. İşte ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise gün aşıkı namındaki çiçek ile hercai menekşe gibi çiçekler verdi. Bizler için süslendi. Yüzümüze gülüyorlar. Burada da bir incelik var. Yani bir Müslüman kendi güzelliğini, kendi davasını efaliyle, akvaliyle, ahvaliyle gösterirse cazibe alanı oluşturur. Biz bütün gıdayı meseleleri cazibe alanına göre kullanırız. Hatta cazibe o kadar ileri gider ki vücuda faydasını düşünmeyiz. O zevk biz ona fazla şey yapar. Talip yapar. Ve bizim belki sağlık açısından tehlikeye de sokar. Allah o güzellikler onlara koymasaydı insanlar onlara yaklaşamazdı. Vücut istifadesiz kalırdı. Değil mi? O yediğimiz yemeklerin lezzetleri ne içindir? Davetiye içindir. Ta ki insanın vücudu devam etsin. Yemeğe konulan lezzet, vücudun devam içindir. Evlenmeye konulan lezzet, neslin devam içindir. Onlar olmasa kimse bu işlere yaklaşmaz. Peki, bir dava adamı, bir Müslüman tebliğ yapacak. Bunu da yaşantısıyla, komşuluğuyla, ticaretiyle, sanatıyla, maharetiyle, dürüstlüğüyle numune intisar olarak yapmalı ki o cazibe karşıdaki adamı kendine celp ve cezbetsin. Ben de onun gibi olayım desin. O yediğimiz gıdalar o güzelliklerinden dolayı bizi celp ve cezbediyor. Bitkisel hayattan hayvansal hayata oradan insan hayatına çıkmasına sınıf atlamasına sebebiyet veriyor. Onları bir terakki ettiriyoruz. Dün bitki bugün hayvanda, yarın benim vücudumda, aklımda fikrediyor, beynimde, kalbimde diyor. Yarın cennet malzemesi olacak. Bak sınıf atlatıyoruz. Niye o cazibe olmasa o sınıf atlamayacak? Bir Müslüman da bir hakiki dava adamı da kendi güzelliğini ef'aliyle, ahvaliyle, akvaliyle yansıtacak ki karşıdaki insan Rabbini bilmeyen, tanımayan insana sınıf atlatsın. O bataklıktan, çoraklıktan kurtarsın, mezbeleden kurtarsın da adam gibi adam olsun. Bu neyle alakalıdır? Müslümanın koyduğu cazibe alanı ile ilgilidir. İşte bizim ecdadımız, bizim ecdadımız Emeviler döneminde oraya giden tüccarlar veya diyelim mücahit insanların davranışlarından, yaşantılarından şaşırmışlar. Biz niye bunlar gibi olamıyor? Bu güzellikler nereden geliyor? Kitaplar şunu anlatıyor. O zaman giden Müslüman Arap tüccarları, daha sahabenin gölgesi var üstlerinde. Efendimiz de almış olduğu mükemmel ahlakla ticaret yaparken Mal alıp mal veriyorlar. Para yok ya o zaman. Mal becaiş ediliyor. Kendi götürdükleri kumaşı normal şekilde ölçüp veriyorlar. Bizim ecdadımızdan aldıkları kumaşı gererek alıyorlar. Kumaşı gererek aldın mı 3 santim 5 santim ne yapar? Fazla. Fazla para veriyorlar yani. Ya niye böyle yapıyorsun? Dikkatimizi çekti. Sizinkiniz normal ölçüyorsunuz. Bizimkini gererek hakkımız bizim geç. Bizimki size helal olsun. Bu bir fedakarlıktır. Bunu kim yapar? Fedakarlığı kim yapar? Maneviyattan ziyade, ahiretten ziyade. Dünya menfaati için bunlar yapılmaz ki. Bir ebedi alem. Adamın bir beklentisi var. Ahiretini kurtaracak. Rabbine yakışık iş yapacak. Bunlar insana fedakarlık yaptıdır. Diğer menfaat alanı oluşturur. Bu sebepten dolayı grup grup çadır çadır o güzel İslamiyet'e girmişler. Bak üstadımız öyle buyurur. Doğru İslamiyet'i. İslamiyet'e layık doğruluğu, doğruluğu efalimizle göstersek diğer dinlerin tabileri grup grup İslamiyet'e girecekler diyor. Problem bizde, bende. Sözüm doğru, amelim hata. Dinim mazbut, muamelem harap. Böyle olunca ahali korkuyor. Endişe duyuyor. Beni dinle çağırıp menfaatiyle dövmek mi istiyor bu adam diye. Maalesef. İslam aleminin Hali vaziyeti budur. Ne zaman davamızın mükemmelliği gibi efalimiz de yaşantımız da numune-i intisal olursa %60-70'i mukallit olan insanların çoğu grup grup gördüğüne gelecektir. Şimdi ilim adamları, bilim adamları, düşünenler, araştıranlar Müslüman oluyor. Diğerleri bekliyor çünkü görüntü korkunç. Bir de burada bir tazdik var değil mi? o dünyayı idare eden güçler terör örgütlerini kullanarak onlara Müslüman diye meydana atarak yani İslamiyeti insanları girmesin diye ürküterek bir de programları var Allah korusun. Işıttır, mışıttır neyse yani ortalara döktüler yani. Müslüman olarak bunlar görünüyorlar. Alakalar yok ama o da bizim aleyhimize oluyor. Evet bizler için süslendi. Yüzümüze gülüyorlar kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Nebatat gibi bir Müslüman da öyle açılım yaptı mı var ya çok konuşmasına lüzum yok. Daha buradaki bir kısım tohumcuklar bu güzel meyveleri verdi ve sümbülü ağaç oldular. Güzel tat, koku, şekilleriyle iştahımızı açıp kendi nefislerine bizim nefislerimizi davet ediyorlar. Bizim ecdadımız fıtrattan gelen bu delil ve burhanlarla azınlık dedikleri yani Ermenilere, Rumlara, Hristiyan tebaya haliye askerlik yaptırmazmış. Meşakkatli işlerde çalıştırmazmış. Oraya kendi askerini, kendi evladını göndermiş. Cepheden cepheye şehir etmiş. Niye? Onlar ümmeti davet. Biz ümmeti icabetiz. Onlar davet aşamasında. Yani misafirimiz, misafire iş yaptırılmaz. Meşakkatli işlerde çalıştırılmaz. Ona yük yüklenmez. O memnun edilir. Onur edilir ki güzelliğe baksın da o da bizim gibi olsun. Cepheden cepheye meşakkat işlere bizim evladımız. Onlar ticaret yapmışlar, sanat yapmışlar. imkan sahibi olmuşlar. Bu sebepten dolayı çokları samimane Müslüman olmuş. Bu Ermenilerden, Rumlardan öyle Müslüman olanlar var ki sanat erbabı olmuşlar. Niye? Ya şu güzellik kimde olabilir ya? Biz olsaydık bunları cepheye sürerdik. Çanakkale'de olduğu gibi. Geride beklerdik. Adamlara bak diyor. Bizi misafir kabul ediyor. Biz o kadar itibar ediyor ki kırmıyor. Onura ediyor. Ta ki o güzellikler bizde de parlasın. Zorlama yok, baskı yok. İradeleriyle çok o Müslüman olmuş. Evet. Ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. Ta nebati hayat mertebesinden hayvanı hayat mertebesine terakki etsinler. İşte dava adamları, peygamberler, herkes bu fedakarlığı yapmış ki ümmetleri ve bu insanlar nebati hayat mertebesinden yani belhü medal. Hayvandan daha aşağı, daha kötü bir hayat yapar, yaşarken nasıl insanlık mertebesine çıkacak? Bu fedakarlıkla olur, bu gayretle olur, bu çalışmayla olur. Bu numune intisal olmakla olur arkadaşlar. Bu nebatattaki hakikat bizim tebliğ hizmetimiz böyle bir açılım meydana getirebilir. Aynen onun gibi o bitkiler de güzelliklerle beraber kendilerini ortalığa döküyorlar ki ey insanlar hayvanlar gelin bu güzellikten istifade edin. Bak gözünüz kamaşıyor. Alın bizi yiyin. Bir kere biz, bizlik bir şey kalmasın. Ağzınızda çiğniyorsunuz. Midenizde hazmediyorsunuz. Ne papatyalık kalıyor, ne yoncalık kalıyor, ne elmalık kalıyor. Onlar gidecek, onlar bitecek. O fedakarlık olacak ki bitki hayatından insan hayatına çıksın. Kalbinde zikretsin. Onun yolu bir yığın meşakkatten geçmektir. O meşakkat onlar tabi oluyorlar ama onu yapmak için de bizim için cazibe alanı oluşturuyorlar. Onun için derler ya Üçgen üçgen kaldığı müddetçe dörtgen olmaz. Üçgenlikten vazgeçecek ki dörtgen olsun. Yumurta yumurtalına güvenirse melemen olur. Yumurtalından vazgeçse bir tavuğun altına gelse civciv olacak neslini devam ettirecek. Çekirdek kendine güvense toprağa düşmese orada çürümese ondan bir fidan sümbül meydana gelmez ki. Onun için Alemi bekaya giden yol fenadan geçiyor. Alemi bekaya giden yol fenadan geçiyor. Nefsen mareciyeti fani olun, ta baki olasınız. Yani varlıklar fedakarlıklıkla doğru orantılıdır. Fedakarlığın olmadığı varlık yoktur. Anne rahminden dünyaya ölme, dünyada doğmadır. Dünyadan ahirete doğru ölme, oraya göre doğmadır. Bak fedakarlıkla. Yani tohumun ölümü sümbülün hayatının başlangıcıdır. Çekirdeğin ölümü fidan hayatının başlangıcıdır. İlk kere iki dört. Başka şansı yok. Her nimet bir külfetle geliyor. Ve hakeza kıyaset öyle bir surette tohumcuklar inkişaf ettiler ki o tek kabza bir avuç farklı farklı tohumlar muhtelif ağaçlar ve mütenevviz çeşit çeşit çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat, kusur yok. Dışarıdaki karışık olanlar toprağa defnedildikten edildikten sonra renk renk temayüz edip ayrılıyor. Bugün karışık olan insanlar caddede, sokakta, orada burada geziyor. Birbirine benziyorlar. Bizim toprağa döküldüğümüz zamanlar gelsin. Şimdi giden geliyor daha çıkmıyor. Bir de umumi bir gidiş olacak kıyamette. Toprağa tohumların girdiği gibi kıyamet. Onasına haşir mevsimi geldiğinde bak o topraktan kimler çıkacak. Tabi sen insan olarak göndermiştin ama hakkım buymuş benim diyecek. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Bu nimet bize verilmiş. Kaybetmeyelim. Nimet şükür görmezse devam etmez. Şükür nimetin kendi cinsindendir. Zayi etmeyelim vücutlarımız, hayatlarımız. Bak kardeşler Bağımsız kardeşler. Ya Allah sizi öyle bir alandan getirmiş ki bu nimet bir daha elinize geçmeyebilir. Sabit kadem olun. Ey basın ayaklarınızı. Mazi halinizi bir kıyaslayın. Şükredin Allah'a. Sizin gibi oralarda dolup da buraları bilemeyen, tanımayan milyonlar var. Bu size büyük bir lütuftur, bir takdirdir. Bir hediyedir. Allah'ın bir muradıdır. Sizi tercih etti. Birini size vesile etti. Çok vesile olanlar da bu noktaya gelen bir Ayakları kayıp gidiyor. Kayma diyoruz değil mi siz? Hayat kaymasın diye. Yok mu kayma kayan? Çok. E siz niye tutundunuz? Az irade gösterdiniz. Az sağlam bastınız. Allah size merhametiyle muamele etti. İnşallah biraz daha sağlam durursanız yarın başka insanların kurtulmasına siz sebebiyet vereceksiniz. Değil mi? İsmin ne senin? Abdül sene Abdü sen. Memnun musun hayatında? Şu an evet. He, İçinde hiçbir galat kusur yok. Ferci yıl basara. Gönder gözünü. Gelsin kainatı. Hel taramin futur. Bir sakatlık, bir arıza, bir futur görecek mi? Kainatta bir çatlaklık var mı? Bir sakatlık var mı? Bizim elimizin karıştığı yerler hariç. Tırnak imtihanı olsam ben sınıfta kalırım. Unutmuşum. Allah bazı şeylerimi bana bırakmış. Tıraşımı, saçımı, sakalımı. İş organları mı kim temizliyor? He? Onlar kirlenmiyor mu? Onda kendisi temiz. İş mi temiz dış mı? İç daha temiz. Benim elimin karışmadığı yerler daha temiz. Pazar günü, yarın nereye gidecek millet oksijen almaya? Belgrad ormanlarına? kim yaşıyor orada? He? Hayvanat. Ayıptır yahu. Onların gelip biz insanların şehirlerine gidelim. Belediye teşkilatları var arkadaşlar. Bu kadar akıl şuur vermiş Allah. Rahat nefes alalım deyip gelmeleri lazım. Biz onlara imreniyoruz. Orada piknik yapıyoruz. Orada temiz hava alıyoruz. Orada yürüyüş yapıyoruz. Ayıp değil mi? Niye? Orayı Allah temizliyor. Bura bize ait. Belediye işin içinden çıkamıyor. Han onların belediye teşkilatları? Onlar kirletmiyorlar mı? He? Bakın Allah burada böyle işi bizim anlayabilmemiz için örnekleri önümüze koyuyor işte. Her bir tohum ismi hafizin cilvesiyle, ihsanıyla ona pederinin ve aslının malından verdiği irisiyeti iltibatsız, noktansız muhafaza edip gösteriyor. İlk kaysi neydi? He? Ataları, babaları. Şimdi kaysiler aynı değil mi arkadaşlar? Aynı. Sonrakiler de aynı olacak. Şu mekanizmaya bak ya. Aldığını nakletmiş. Kaybetmemiş, zayi etmemiş. Atası babası neyse öyle yaşamış gitmiş. Kültür aktarmış. Lisan aktarmış. ilim aktarmış anlıyorsunuz yani. He? Lezzetini aktarmış. Kalitesini aktarmış. Zaaf yok. Aa, Peygamber Efendimiz geldi Aleyhisselatü Vesselam sahabe. Aa, benim halim. Ne oldu o hakikatlar? İlimler, irfanlar, faziletler döküldü. Burada da bitkiler acayip. Bir kayısı, Malatya kayısısı, Hasan Begler, neyse a şimdiki o. Nesli de öyle olacak. Zayi etmiyor arkadaşlar. Kirazlar da öyle. Lahanalar da böyle. Vazifesini yerine getiriyor. Atam babam nasıl yaşamışsa ben onun evlatlarımı aşılamalıyım diyor. Sınıfta kalan bir bitki var mı? Aspartanın gülleri. Aynı. Hayvanlar da böyle. Ama insana gel döküyoruz. Kaybediyoruz. Aciz kalıyoruz. Sınıfta kalıyoruz. Atalarımızın babalarımıza intikal etmiş olduğu güzellikleri lisana dokunmakla, elbiseye dokunmakla, tarihe dokunmakla ne yaptılar? Döktüler, yıktılar. Bu nesil bizim neslimiz. Endişe duyuyoruz yani. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amin. İnşallah bizler de en azından yani davamızdan ne almışsak bize ne üretilmişse bay evlatlarımıza intikalde köprü vazifesi görelim. Bir de biz dökersek var ya gelecek nesil hiçbir şeye benzemeyecek. Allah bir nimet nasip etmiş. Risale-i Nur davası. İstifade ediyoruz. Bizim istifade ettiğimizi başkalarından esirgemeyelim. Evlatlarımızdan nesillerimizden esirgemeyelim ki bu halka kıyamete kadar sürsün ve devam etsin. İşte bu hadsiz harika muhafazayı yapan zatı hafiz. Yani Adem Aleyhisselam zamanında yaratılan kayısı neyse başından bu kadar infilaklar, inkılaplar, nuh tufanları, kıyametler geçmesine rağmen hala muhafaza edilip bu zamana gelmiş mi? Gelmiş değil mi? Hiç korkmayın. Ölüm hendeyinde atlayıp öbür tarafta çıkacak. Bir insan, insanlık Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar ne kadar ızdırap, çile, bela, musibet, tufan olmuş mu? A gene devam ediyoruz. Ölüm hendeyinde atlayarak salimen ismimizle, cismimizle, resmimizle aynen ahirete intikal edeceğiz inşallah. Ya bir insan iki yılda bir hücrelerini de, hocalarımız da fına sığırız, profesörlerimiz. İki yılda bir hücrelerini değiştiriyormuş bir insan. Her iki yılda bir yeni bir insan. Bak dikkat. Gidiyor askerler. Ama gitmeyen bir şey var. Kuyum gitmiyor. Sesimin özelliği gitmiyor. Sima'mın asıl şekli zayi olmuyor. He? Bakışlarım değişmiyor. Saçım yine aynı. Bana ait özel. Ne kadar değişiyor? Parmağımın izi değişmiyor. Allah Allah. Allah nereye hangi sikkeyi vurmuşsa onu koruyor. Bu kadar değişkenlikler içerisinde benim asıl yapımı, mizacımı genotipimi, fenotipimi diyelim de. Ayarını koruyan Allah ölüm kendinde de bunu zayi etmeden ahirette olduğu gibi intikal ettirecektir. Tereddüdümüz olmasın. Burada yatmanın, kalkmanın özelliğiyle ölümün talimini yaptırıyor bize. Nebatatta her bahar diriltiyor, her kış öldürüyor. Bizde her gün canlıları yatırıp kaldırmakla Yalandan öldürüp yalandan diriltiyor. Ölüm gar uykunun neydir Ağabeysidir. Uyku ölümün küçük kardeşi. Uyku ölümün küçük. Ölüm uykunun ağabeysi. Bir asker akşama kadar talim yapar. Talimde ölme yoktur. Yalandan ölme, yalandan yaralanma. Plastik mermidir. Niye? Cephede hakikaten ölsün diye. O bir defa hakikatin olması için on defa talim yaptırırlar. Her canlı her gün yatıp kalkmakla kıyamette ölüp Haşirde dilmenin talimini yaptırıyor Allah bize. Ha bu da onun benzeri kulum diyor. Sen yatıp kalkıyordun ya. Gene ben seni yatırıp kaldırıyordum. Adam saati koyuyor, uçağı kaçırıyor. Kabirden nasıl kalkacağım diyor. Yataktan kalkamıyorsun. Nereden kabirden kalkacaksın? Ama dese Allah beni nasıl kaldıracak? Allah'ın işi adam kaldırmaktır. Debatatı topraktan kaldırdığı gibi. Bizi kabirlerden kaldıracak. İşte zat hafiz kıyamet ve haşirde hafiziyetin tecelli ekberini göstereceğine kat'i bir işarettir ki, evet bu ehemmiyetsiz işarettir. Evet bu ehemmiyetsiz zail fani tavırlarda bu derece kusursuz, kalatsız, hafiziyet cilvesi bir hücceti katadır ki, parmağın izi bile değişmiyorsa, bunu muhafaza ediyorsa, bu kadar değişkenlikler içerisinde, ebedi tesir, azim ehemmiyeti bulunan emaneti kübra hamelesi, Varzın halifesi olan insanların ef'al, asar ve akvalleri hasenat ve seyyiatları kemali dikkat ile muhafaza edilip muhasebesi görülecek. Bak muhasebesi görülecek. Cezası verilecek demiyor. Muhasebe var. Ceza teraziye göredir. Ka tartın kulumun sevabını. Tartın. Koyun mizana. Şefaat hakkı da var. Ondan bir hafız çıkacak. Ya Rabbi bana yardımcı olmuştu. E, beni hafız yapmıştı. Benim anam, babam, kardeşim. Kanaat kullandıracak Allah. İnanmayan inanmasın. Onların ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Yarın ruzu mahşede görürüz onları. Dilenci duruma düştüklerinde. Şehidin hakkı var. Peygamberin hakkı var. Kanaat kullanacaklar bunlar. Allah müsaade etmiş. Nasıl bunları inkar ediyorlar? Bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Ya Rabbi senin kapını diyor. Abdülkadir Geylan'ın sesiyle, nidasıyla sözüyle çalıyorum ya Rabbi diyor. Onu et araya koydun mu Allah rahmeti gönderir. Şu Eyüp Sultan Hazretleri oraya defnedilmiş. Rumlar bile kıtlık mevsiminde onun başında dua eder Allah Rumlara Bizans'a yağmur verirmiş. Bunlar vaka. Yağmur duası, yağmur namazı ne anlama geliyor? Olmasa böyle bir şey, hani tavas tut yoktu, vesile yoktu. Dua da etme o zaman. Allah seni biliyor. Kıtlığı biliyor, zafiyetini biliyor. Yağmuru gönderir. Niye yağmur namazı var? Niye yağmur duası var? Kuzuları bile götürürler. Masum diye. Ya Rabbi bunlar günahsız. Biz günahkarız. Ha bunun için bize yağmur nasip et. Oluyor mu olmuyor mu? Oluyor da. Bir oflu bir yere tayin olmuş imam bunu da anlatayım ders bitiyor. Eski imam çok derinmiş. Derin derler ya derinle anlama gelir. Yani keyfiyetli. Ne zaman kıtlık olsa ahaliyi köylüyü götürür yağmur Allah verirmiş. Köylüyü de alıştırmış buna o imam. O gitmiş bu gelmiş oflu. Ama o imamın şanını şöhretini duymuş. Gene kıtlık var. Hoca da ses seda yok. Köylüm şey bu niye bizi yağmur duasına götürmüyor? Şimdi hocam demiş. Eski hoca böyle derdi. Götürdü yarım saat bir saat içerisinde yağmur gelirdi. Senin böyle bir yok mu? Vallahi toplanın demiş ama adam ayakları sallanıyor. Ya yağmur gelmezse. öbür alıştırmış. Götürmüşler kozularından, çocuklarından, sabirlerden, ahali. Hoca başlamış duaya. Millet başlamış köylüler amine. Hocanın gözü şeyde ufukta bulut bekliyor. Neyse hoca dua ya, ya Rabbi demiş eski hoca bunları alıştırmış. Ben onun gibi keyfiyetli bir adam değilim. Beni mahcup etme. Abi hayvanları getirmiş. Utandırma beni ya Rabbi. Hoca dişinden böyle dua ediyor. Derken orada bulut görünmesin mi? Hoca rahatlamış biraz. Hoca duaya kuvvet, cemaat amine kuvvet, bulut gelmiş simsiyah bulut. Bir yağmur boşanmış. Ama nasıl yağmur? Bakmış ki ahali bu daha derin bir kocaymış. <laughs> İyi keskisi gitmiş bu gelmiş. Millet amine koca dua ederken acayip bir yağmur. Millet hocayı methetmeye başlamış ya bu nasıl bize nasip oldu böyle koca bir daha bulunmaz. Koca bir anda kendinden gelmiş. Ha uşaklar kar da serpiştireyim mi biraz demiş. <laughs> Kendi yağdırıyorlar diyeceğim. <laughs> ya. Işte böyle ayaklar kaygır. yani. Önce aziyeti için yalvardı. Yağmur yiyince kar da serpiştirecek. <laughs> Allah hepimizi muhafaza eylesin. Her nimetin mükülfeti külfeti var ha. Bak keramet diyor Allah. Kerameti verdi mi? Evliyanın ayağı kayar. Onun için kerameti izhar etmek ayıptır. Keramet yolda kalan bir müridin arkadan takviyesidir, şekerlemesidir. Onu söylemez ki bir adam. Keramet zavallı insanlarda olur. Hakiki davaların adamlarında meşakkat olur. Keramet takviyedir yani. Çocuk derse çalışmıyor. Oğlum sana bir bisiklet alır. Akin. Çocuk başlar derse çalışmaya. Çocuk bisiklet için çalışıyor. O çocukta şuur yok ki. Ne var? Zavallılık var. Yani makamı nazda. Bir de makamı niyaz var ki ona keramet sökmez. Makamına çocukluk makamıdır. Evladım sen inşallah üniversiteye Kazan sana bir bilgisayar. O ona teşviktir, yapar. Peki doktora talebesi, doçent profesör olacak. Profesör sana bisiklet alacağım desen bir hocaya ne der adama? Ayıptır ya. Ben bunu mesleğim için yapayım. Yakışır mı ona? O makamı niyaz. Öbürü makamı naz. Tarikat makamı nazdır. Sahabe makamı niyazdır. Sahabede keramet nadirendir. Belki hiç olmamıştır. Alameti makbuliyet meşakkattir keramet değildir. Aya bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Haşa. Belki insan ebede mebustur. Hepimiz mebus olacağız merak etmeyin. Mebusluk var ya, Mebusluk ne? Milletvekilliği. önüne rağmen. Aha gene seçimler geliyor. Kıpırdanmalar başladı. Üstad merak hepiniz milletvekili olacaksınız. Ya günahların veya sevapların vekil olarak gideceğiz. Allah onu da bize verecek yani. Muhalefter tarafta mı olacağız? Muvafık tarafta mı olacağız? Ya cehenneme vekil olarak gideceğiz Allah korusun veya cennete ya günahların veya sevapların vekili. Haşa belki insan ebede mebusdur ve saadet ebediye şekaveti daimiyen namzettir. Küçük büyük az çok her amelinden muhasebe görecek. Bak tabirlere ceza değil muhasebe görecek. Ya taltif veya tokat diyecek. Sonuca göre işte hafiziyetin cilve-i kübrasına ve meskül ayetin hakikatine şahitler hat ve hesaba gelmez. Bu meseledeki gösterdiğimiz şahit denizden bir katre, dağdan bir zerredir. Subhaneke la ilmelene illa ma'allemtene inneken kentel alimin hakim. Allah rızası için el